yola çıkacağız. Bu şekilde not almıştım daha önceden gezmek istediğim ve yemek istediğim şeylerle ilgili küçük küçük notlar aldım ve bu şekilde hazırlıklarımı yaptım. Sabah saat 5'te yola çıkacağız. Tahminimce erken varmak istiyoruz. Çünkü Hamza'nın uykusunu da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden böyle hazırlıkları yaptım. Sabırsızlıkla bekliyorum yola çıkmayı. Şimdilik bu kadar. Yola çıkarken tekrar görüşürüz. Normalde burayı görmememiz lazımdı. Daha kısa bir yoldan gitmemiz gerekiyordu. Ama böylece Tuz Gölü'nü de görmüş olduk. Şimdi size de göstereyim çevirip. Doluyor. Çok soğuk. Ya sabah diye soğuk. Ya da bugün hava kötü. Normalde baktığımızda yeni bölgeyi gösteriyordu. Bayağı. Gözle bakınca ucu bucağı durmuyor. Hani deniz gibi bir görüntüsü var, çok harika. Biraz daha durursam donabilirim. Artık gidiyorum. Meram Bağları'na geldik. Kahvaltı yapacağız. Burayı şöyle bir gezeceğiz. Çok büyük değilmiş zaten. Altıda çıktık. 4,5 saat sürdü yolculuğumuz. Çünkü Tuz Gölü'ne uğradık yanlışlıkla. Mecburen tekrar yoldan geri dönmek zorunda kaldık. O yüzden biraz uzadı yolumuz. Normalde Ankara'dan durmadan gelirsek 3 saate gelinebilecek bir yoldu. Böyle bir mekana oturduk. Mekanın adı Kafem. Şunlar dikkatimi çekti. Her masada böyle streçlenmiş çerezler var. Kahvaltı söyledik. Bekliyoruz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Daha sonra Konya turuna başlayacağız. Masaların üstünde çerez var demiştim ya, ikram sanmıştım ben onu. Meğer ikram değilmiş. Açtığımızda hemen garsonun birisi geldi ve adisyona çerez yazdı. Konya'ya gelirseniz aklınızda olsun.
12. ve 13. yüzyıldan kalma mezarlar var burada. Mezarların içinde de böyle sümbüller var. Çok harika bir görüntüsü var. Dağın üstünde, yamaçta mezarlık. Görüntüsü çok harika. Şu an Sille'deyiz. Sille Baraj Parkı'nın oradayız. Şimdi mezarların içine doğru gideceğiz, bakacağız bakalım neler var. Belki yazıları okuyabiliriz. Çok azıcık Osmanlıca biliyorum ama yeterli olacak mı bilmiyorum. O kadar güzel çiçek açmış ki ağaçlar. Çok güzel bir mevsimde gelmişiz. Mezar taşları o kadar eski ki. Hayatım izin verme dokunmasına. Görüyor musun şeylerin yüksekliğini? Yalnız benim alerjim başladı çiçeklerden hemen. Efendim? Anlamadım. Taşları okuyayım mı? Evet, bazılarını okuyabiliyorum. Sille'de bulunan Ak Cami'ye geldik. Bu cami 1280 ve 1863 tarihleri arasında yapılmış bir camiymiş. Bina 2013 yılında restore edilmiş ve şu anki görüntüsüne kavuşmuş. Gerçekten çok güzel. Bu binayı bir baba oğlu yapmış. Sille'nin en büyük camisiymiş. O günden bugüne çok güzel korumuşlar ya da restorasyon güzelliği.
ve kuş bakışı. Zaman Müzesi'ymiş. Dediler ki dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zamanda bulunuyorlar. Volkan çocuğa bakar mısın sen? Bırak sen. Saatler bunlar hep anladığım kadarıyla. O yüzden zaman müzesi denmiş. Değil mi?
gideceğiz. Umarım tadilatta değildir. Akşam arkada neydi? Kültür Merkezi. Mevlana Kültür Merkezi. Akşam arkada Kültür Merkezi var. Daha sonra fırsat bulursak oraya kesinlikle uğrayıp sema gösterisini izlemek istiyoruz. Bugün bütün gün buradayız. Hadi gezelim. Buradan giriliyor mu? Vallahi öyle yani. Yine var doğru yapış istedi mi? Ulan ne? Bir daha kimse bir şey demedi. Neydi? Bak güzel miymiş bu? Bu Japonlar da her yerde. Nereye gitsem Japon. Thank you.
Hocam şu ne diyor? Esin, nasıl trenin tadı? Bu arada bizim tatlıyız. Tavsiye ediyorum. Muhakkak gelin, uğrayın. Şimdi kısmına geldik. Yukarıda Alaaddin Şehir Fuat Camii var. Birazdan ona uğrayacağız. Lalelerin fideleri ekilmiş. Tabii biz göremiyoruz. Sadece şurada birkaç tane çıkmış var. Onları göstermek istiyorum size. Yakınlaştırayım. Böyle Nisan'ın ortalarında buraların hepsi komple lale olacak. Çok güzel. Tam o mevsimde gelinebilir aslında laleleri görmek için. Tamamı Alaaddin Tepesi'ndeyiz. Buranın tamamı lalelerle ekilmiş durumda. Thank you.
İsim? Nereye geldik? Konya mutfağına geldik. Taş arası ve balık taşına yapıyorlar. Bunları da yemeden gitmeyelim. Şimdi sema gösterisi izlemeye gidiyoruz. Yine meydanın oraya geldik. Buranın biraz daha ilerisinde aşağıda bulunuyormuş. Gidelim bakalım. Son olarak onu izleyeceğiz ve oradan yola düşeceğiz artık. Konya'ya gelenler için bir günlük gezi planlı yaparlarsa yeterli oluyor. Yani yatılı kalmaya gerek yok. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Tüm dillerde çevirisi yapılmış. Halkanın etrafında yazıyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mevlana Kültür Merkezi'ne geldik. Saat 7'de başlayacaktı. 7'ye 2 var sanırım. Umarım yetişiriz. Ne yer bulabiliriz?
Ya Habiballah Resulü, Halık-ı Thank you.
Evet, akşama ettik. Görmek istediğimiz her yere gidebildik. Sema gösterisinden çıktık. Ve artık yola koyulma zamanı. Konya gerçekten çok güzel bir şehir. Çok beğendim. İlk kez geldim. Beğenmediğim, gözüme çarpan hiçbir şey olmadı diyebilirim. Her şeyle dört dörtlük. Belediyesi çok güzel çalışmış. Yollar geniş, rahat. Yapılar çok harika. İç turizme çok güzel hizmet ediyor. Tebrik ediyorum şehri.